Tiran'da güneşli bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Bugün benim Arnavutluk'taki en görmek istediğim yerlerden birine gidiyoruz. Ve yalnız değiliz. Arkadaşlar şu anda Arnavutluk'un en önemli simge yapılarından biri olan bunkerların yanına geldik. Ve gelin o zaman hikayesini hep beraber dinleyelim. Bildiğiniz üzere Arnavutluk bir zamanlar komünizm ile yönetiliyordu. Ve ben komünizmin içinde doğmuş ve bu dönemin bir kısmını görmüş yaşamış olan İlira'nın babasından, yani ilk ağızdan o dönemle ilgili biraz bilgi aldım. O zaman gelin beraber bu arkamda gördüğünüz bunkerı beraber keşfedelim. Bu gördüğünüz eski ve terk edilmiş yapılara Arnavutluk'ta bunker deniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arnavutluk'ta Enver Hoca önderliğinde bir sosyalist yönetim kurulmuş. Ülke Enver Hoca döneminde Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti olarak biliniyormuş ve komünizm ile yönetiliyormuş. Komünizm zamanında private, yani özel olarak mala, mülke, hiçbir şeye sahip olmaya izin verilmiyormuş ve her şey devlete aitmiş. Tüm köye 10 tavuk ve bir erkek horoz verilirmiş ve bir ineğe sahip olmak yasakmış. Enver Hoca ayrıca dinleri de yasaklamış. O dönemde bir dine inanmak, ibadet etmek yasaklanmış. Enver Hoca camileri, kiliseleri yıkmış, hocaları ve papazları öldürtmüş. Ve eğer biri ülke dışında okumaya gitmişse ya da çalışmışsa Enver Hoca geri döndüğünde onları da öldürtmüş ve ailelerini şehirden uzak kamplara yerleştirerek toplumun geri kalan kısmıyla bağlantısını kesmiş. Çünkü onları kendine tehdit olarak görüyormuş ve ülkenin dışarısının görülmesini, bilinmesini istemiyormuş. Bu yüzden evlerde televizyonu da yasaklamış. Enver Hoca halkını kendi ülkelerinin diğer ülkelerden hep çok daha iyi durumda olduğuna inandırmış ve bu yüzden ülkeyi yönettiği dönemde insanlar onu seviyormuş. Çünkü insanlar Enver Hoca'nın ülkeyi iyi yönettiğine ve bu şekilde ülkeyi düşmandan koruduğuna inanıyormuş. Bu yüzden Enver Hoca öldüğünde birçok insan çok üzülmüş ve hatta İlira'nın annesi bile Enver Hoca'nın ölümüne çok ağlamış. Enver Hoca sahip olduğu zayıf bir ordu ve çok az insana tüm dünyaya savaş açmak istemiş ve bunun için bazı girişimlerde bulunmuş. Bu yüzden aslında ordusu her an bir savaşın patlak verebileceğini biliyormuş ve bundan korkuyormuş. Ülkede kız erkek herkese 16 yaşına gelince askerlik mecbur kılınmış ve insanlar lise 3'te ellerine silah almaya başlamışlar. Enver Hoca her aileye bir bunker yaptırmaya şart koşmuş. Bunkerlar dışarıdan biri savaş için geldiğinde sığınak görevi görecekmiş ve bunkerları 3 sıra olacak şekilde planlamış. İnsanlar en başta ilk sıraya sığınacak ve eğer düşman ilk sırayı yıkarsa alttan tünel kazıp ikinci sıradaki bunkera kaçacaklar. Eğer düşman ikinci sırayı da alırsa alttan tünel kazıp üçüncü sıraya kaçacaklarmış. Şu anda arkamda gördüğünüz bu bunker aslında savunma için değil, savaş için. Bunun içine İnsanlar giriyormuş ve şurada gördüğünüz küçük pencerelerden silahların, tüfeklerin doğrultularak düşmana savaş açıyorlarmış. Ve aslında şu anda bu gördüğünüz bunkerın altında da bir tünel varmış. Normalde insanlar bunkerları yaparken altına tünel açıyorlarmış. Dolayısıyla herhangi bir tehlike anında tünelden, gizli geçitten geçerek diğer savunma alanlarına veya diğer bunkerlara geçip düşmanla savaşmaya devam ediyorlarmış. Enver Hoca düşmana karşı çok hazırlıklıymış ve bu konuyla ilgili her ayrıntıyı düşünmüş. Yüksek tepelere üzüm ağaçları dikip altını mayın ya da onun gibi bir patlayıcı ile döşetmiş ve böylece düşman paraşütle gelirse de toprağa ayak bastığı an ölecekmiş. Sonuç olarak Enver Hoca çok büyük maliyetlerle ülkenin her yerine bunker yaptırmış. Dağ geçitlerinden şehir sokaklarına kadar
her yere sığınak inşa ettirmiş ve İlira'nın babasının söylediğine göre bir sığınağın maliyeti yaklaşık 3 katlı bir ev ile aynıymış ve bu yüzden bu bunkerların inşası ülkenin ekonomisine çok büyük zarar vermiş. Zaten günümüzde de insanlar bu yüzden Enver Hoca'ya kızıyorlarmış. Bu bunkerlar hiçbir zaman amacına uygun kullanılmamış ve bu yüzden halk Enver Hoca'nın ülkenin kaynaklarını kötü kullanarak ekonomiyi büyük zarara uğrattığına inanıyormuş. Komünizm Enver Hoca öldükten sonra da yaklaşık 5 yıl kadar devam etmiş ve sonra öğrenciler ayaklanmış. İki koca gemi dolusu insan özgürlük için İtalya'ya kaçmış. Bu ayaklanmaların sonucu komünizm yıkılmış ve Arnavut halkı komünizmle beraber inşa edilen her şeyi yıkmış, komünist rejimden kalan tüm malın mülkü yerle bir edip her şeye sıfırdan başlamışlar. Bu yüzden ekonomide de oldukça geriden gelmişler. Bunkerları yıkamamışlar çünkü bunkerlar çok sağlanmış ve şu anda bazıları terk edilmiş, bazıları da farklı amaçlarla kullanılıyor. Şehir merkezindeki bunkerlar bankart adıyla müze olarak hizmet veriyor. Onun dışında konut, kafe, depo, hayvanlar ve evsizler için barınak, hatta dövmeci olarak kullanılan bunkerlar bile var. İlira'nın babasının söylediğine göre onların da bir bunkeri varmış ancak şehrin biraz dışında ve terk edilmiş durumdaymış. Arkadaşlar videomun sonuna gelirken ben bu video için öncelikle İlira'nın babası Musa amcaya, İlira'ya ve İlira'nın tüm ailesine çok teşekkür ederim. Ben bu yolculuğumda internette bile bulamayacağım şeyleri, yaşanmışlıkları ve anıları ilk ağızdan dinledim. Çok değişik yerler gördüm ve çok şey öğrendim. Bunkerları canlı görme ve hatta inceleme şansım bile oldu. Bugün benim aslında Arnavutluk'taki son günüm ve bu videoda aslında son günümden bir parça. Ama gün tabii ki henüz bitmedi. Sadece bu videonun sonuna geldik. Bugünün devamı bir sonraki videoda olacak. Bu videoda size birazcık Arnavutluk tarihiyle ilgili bilgi vermek istedim ve İlira'nın babasından öğrendiğim birçok şeyi tek bir videoda toplamak istedim. Umarım işinize yaramıştır ve size Arnavutluğun tarihiyle ilgili az da olsa bilgilendirebilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenerek bana destek olmayı ihmal etmeyin ve eğer videolarımın devamını bekliyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bugünün devamı için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üzere bir pafşin. Tadua. Beraber keşfederiz. Çok teşekkür ederim. Komunikasyon agentliği resmi fiyatını tam bizim. Me kanë nalë që të rëshejë, ka pas edhe në togë me të urat e lume kështu. Nga një onë shkonde të kjere të kjere, se ka qenë një brez tu, ka qenë brez të tjetër në kohë, kanë qenë tre... Alton. Dhe për... They have the windows, so they can... The enemy Yani şey, buraya giriyorlar ve şu pencerelerden düşmana ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar.